Herkese merhabalar. Videomuzda olta takımları nasıl yapılmalı onlara bir bakacağız. Fazla vaktinizi almadan hemen videoya geçiyoruz. Şimdi ilk oltamız spin oltası. Spin oltası bildiğimiz gibi at çek yapılan oltalardan bir tanesi. Şimdi hızlıca buna bir bakalım. Ben sizler için buraya Jig Winner 240 isimli oltayı eklemişim ve makara olarak da Prima 3500. Şimdi bunun 5,5 kilo bir çekiş gücü var. Makaranın ise 4,5 kilo çekiş gücü var. Misinamıza baktığımızda ise 5,5 kilo çekeri var. Ve en önemlisi, buna da değineceğim, lider olarak adlandırılan, oyun içerisinde lider olarak adlandırılan olta ucu. Bu 5,5 kilo. Bunun olta ve misinadan her zaman fazla çekeri olması gerekiyor. Neden? Şimdi burada misinamız 5,5 kilo çekim gücüne sahip ve liderimiz de 5,5 kilo çekim gücüne sahip. Makaramız ise 1 kilo daha az çekere sahip. Çünkü bunu oyun içerisinde sağ alt kısımda saat yönünde ilerleyen bir derecelendirme var. Bu derecelendirme full, yani en sonda iken çekim yapabiliyorsunuz. Yani daha hızlı çekim gücüne sahip oluyorsunuz bu setup sayesinde. Daha çabuk çekiyorsunuz balığı. Yani makara boşlama mesafesi daha az oluyor. Balık ne kadar ağır ise biliyorsunuz o kadar boşluyor makarayı. Ama bu max drag ayarında daha az boşlama şansınız oluyor. Daha hızlı da çekebiliyorsunuz. İkinci oltamız teleskopik rod ve match rod. Şimdi bunlar bildiğimiz gibi şamandıralı olta çeşitleri. Baktığımızda teleskopik olta 1'den 18. seviyeye kadar bir seçenek sunuyor oyun bize. Bu teleskopik rod kısa metrajlı atmalar için geçerli. Yani daha kısa 15 metre, 20 metre gibi metrajlarda şamandıralı balıkçılık için ideal bir olta tipi. Match rod ise şamandıralı oltayı çok daha uzun metrajlı, yani 200-250 metreye kadar atma şansınız var. Şimdi bunda da ben size Majesty 450 46. seviye bir olta düzeneği hazırlamışım. Bunda ben makara olarak spot makarası kullanmışım. Neden? Şimdi ağırlık gücüne, çekim gücüne baktığımızda 20,5 kilogram çekiş gücüne sahip bir oltamız var. Makaramız ise yine 20,5 kilogram bir çekiş gücüne sahip. Misinamız 20,85. Yani 350 gram daha fazla olta ve makaradan. Buna lider olarak buradan kontrol ediyorum. Titanium lider takalım buna. Liderinde ağırlığı 25,1. Max drag ayarını bunda da geçerli kılabiliyorsunuz. Yani son seviyede, az önce de söylediğim gibi, o saat şeklindeki derecelendirmeyle maksimum seviyede çekim sağlayabiliyorsunuz ve çok hızlı çekmenizi sağlıyor. Bunda şamandıra için ise alt köşesinde görüyorsunuz bir ay işareti var. Bu fosforlu olduğu anlamına geliyor. Fosforlu, hani gece balıkçılığını seviyorsanız geceleri oltanızı attığınız yerin daha belirgin olmasını sağlayan bir şamandıra, fosforlu şamandıra. Ben de genelde sürekli takılı bu şekilde. Şimdi bu yükseklik, yani derinlik ayarını neye göre ayarlamanız gerekiyor? Şimdi yanınızda bir dip oltanız vardır. Bottom rods olarak adlandırılıyor oyun içerisinde. Atacağınız noktaya marker ekleyin. O marker üzerine, atıyorum yani, bir konum belirleyin kendinize. O marker üzerine dip oltanızı atın. Ve bekleyin. Suyun dibine inmesini bekleyin. Suyun dibine kadar inerken ekranın sağ ortasında kurşununuzu görüyorsunuz.
yavaş yavaş dibe battığını. Orası en dibe değdiğinde toplam size metreyi söylüyor, kaç metre olduğunu. Atıyorum 1 metre ise 1 metre, 5 metre ise 5 metre. Orada 5.2 veya 8.2'ye herhangi bir metraj yazabilir. Bunu da 1 metreye atacaksınız. Örneğin şu anda bu 1.15 santim. Bunu 1 metreye atacak iseniz bunu 90 santim minimum ayarlamanız gerekiyor. Çünkü tam dipte sıfır zemine yapışık şekilde olmamalı. Bunu da aklınızda olsun. Geçiyoruz üçüncü oltamıza. Üçüncü oltamız cast oltası. Aslında spin oltasıyla aynı işlevi yapabiliyor olta, bu cast oltası. Fakat bunun artısı, yani artısı ya da eksisi size göre nasıl değerlendirir iseniz, cast oltası spin oltasından daha yavaş çekme durumu var. Yani örneğin su üstünde ya da su altında bir at çek oltası yemi kullanıyorsunuz. Örneğin ben burada size bir örnek vereyim. Mesela crankbait suyun, yani çektikçe suyun altına batan bir yem. Bunu diğer spin oltası örneğin 5 kilometre hızla çekiyor ise en düşük seviyede, cast oltası 2 kilometre hızla çekim yapabiliyor hız olarak en düşük seviyede. Yani daha yavaş çekim yapabiliyorsunuz. Ekstra olarak bir soru geldi geçen gün. Offset kancası ne işe yarar diye. Şimdi offset kancasını spin oltası ve cast oltasında kullanabiliyorsunuz. Bunun iğnenin ucuna silikon yem takabiliyorsunuz. Silikon yem taktığınızda ağırlık çok düşük olduğu için uzağa atma şansınız yok. Yani çok yakın, 10 metre, 15 metre maksimum gibi bir uzaklığa atma şansınız var. Dolayısıyla bu tekne üzerinde ve derin sularda çok daha etkili. Ama birkaç kez kullandım, pek bir faydasını görmedim. Oyun içerisinde pek de özelliği artırılmamış bir kanca. Onun dışında oltamıza bakacak olursak 22 kilo çekim gücü var. Makaramızın da 22 kilo bir çekim gücü var. Misinamızın 24 kilo çekim gücü var. Gördüğünüz gibi misina olta ve makaradan daha fazla çekim gücüne sahip. Bunda lider kullanmamışım sebebi şu: 20 seviye olta takımınız var ama bu olta takımına takacağınız lider 25. seviyede açılıyor. Dolayısıyla ben bunda lider kullanmadım. Lider kullanmadığınız zaman bunu sadece buradan kaşık takıyoruz mesela. Kaşık oltası, kaşık iğnesi taktığımız zaman oltamız, bakın sol üst tarafta 3 yeşil yandı. Yani oltamız hazır şekilde. Lider takmadan da kullanabiliyoruz. Geçiyoruz diğer oltamıza. Feeder rod ve bottom rod. Şimdi bu iki olta aslında aynı. Yani dip oltası görevi görüyor. Feeder rod'a bir bakalım. Üçüncü seviyeden başlayıp 27. seviyeye kadar bir seçenek sunuyor oyun bize. Yani buna da yemlik takabiliyorsunuz, kurşun takabiliyorsunuz ve dip balıkları için kullanılan bir olta. Bottom rod'a baktığımızda da 30. seviyeden başlayıp 65. seviyeye kadar bir seçenek şansımız var. Diğer feeder rod, az önce gösterdiğim gibi 27. seviyede bitiyor ve burada 30. seviyeden başlıyor. Neden bu şekilde farklı iki isim altında sıralanmış? Pek anlamadım. Herhalde daha fazla seçenek olsun diye. Ama işlevleri aynı. Ben size bottom rod'su göstereceğim bugün. Şimdi bottom rod'da Heavy Chaser 290 isimli bir kamış seçmişim. Ve makarada Embasher 9500. Şimdi bunların ağırlık gücüne baktığımız zaman 24 kilo bir çekim gücü var. Makaranın da 24 kilo çekim gücü var. Misinamıza bakıyoruz, 24 kilo çekim gücü var. Bu da dip oltasının özelliği olan yemlik, açık yemlik. Bunu az sonra detaylandıracağım. Liderine baktığımız zaman 25.1, yani 24 kilo
24 kilo, 24 kilo ve 25,1. Yani dip oltasını da max drag şeklinde kullanabiliyorsunuz bu ayar ile. Yani bu olta olmaz, başka olta olur. Ama her zaman dikkat etmeniz gereken bu liderin misina, olta ve makaradan daha güçlü çekim gücüne sahip olması. En önemli nokta bu. Yani misina her zaman kamış ve makaradan, lider de hepsinden daha fazla çekiş gücüne sahip olması gerekiyor. En püf noktası bu. Şimdi bu açık yemlik olarak adlandırılıyor oyun içerisinde. Bu yemlik ne işe yarar? Bu yem kafesi, en sağ tarafta gördüğünüz gibi bir tarif bölümü var. Bu tarif bölümünde hazırladığınız yemi su kenarında karıştırıp, yani sadece gittiğiniz harita içerisinde karıştırabiliyorsunuz bu yemi. Burada ana menüde yapamıyorsunuz. Burada karıştırdığınız yemi bu olta içerisine, bu yemliğin içerisine ilave edip koyacağınız ucuna ekstra yemle birlikte suya atabiliyorsunuz. Bu yem balık tutsanız da tutmasanız da sudan çıkardığınız anda yok olacaktır ve tekrardan yem koymanız gerekecektir. Bunu otomatik olarak kendisi yapıyor. Şimdi ekstra olarak bu yemlik nelerde kullanılıyor? Yem genelde dip balıkları yakalanması zor olan dip balıklarında kullanılan bir yemlik. Yani çok fazla karışıma gerek olmayan, genelde kedi balıklarında, mesela yayın balıklarında çok kullanılır. Örneğin yemi de ben size burada göstereyim. Burada şuradan gelelim. Evet, buradan. Bakın şu Catfish Destroyer isimli bir yem. Bunu direkt su kenarında karıştırıp atıyorum. Ayarlarsınız bunu burada. Ne kadar eklemek istiyorsanız, bastığınızda tamamı ya da işte 100 gram, 200 gram şeklinde bunu ayarlayıp yarım kilo vesaire suyun kenarında karıştırıp bunu o yem kafesinin içerisine ekleyip atabilirsiniz. Tabii ki bunun ucuna taktığınız yem de önemli. Örneğin yayın balığını söyledik. Yayın balığı mesela burada Weeping Willow'da vardır. Yayın balığı nerede? Wells Catfish. İşte Medium Cutbait, Large Cutbait, Leeches, Shiners, Large Minnow, kurbağa, midye eti, böcek larvası gibi yemleri ucuna takıp da kullanabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, geldik oyunun en can alıcı olta takımına. Şimdi karp oltası. Bir oyun düşünün, bir balık için özel olarak hem yemleri, hem olta takımı, hem makarasını yapıyor. Ve bu harita seviye 50'de açılan bir harita. Burası Weeping Willow Fisheries diye adlandırılıyor. Bu balık havuzlarından oluşan bir harita. Bu harita bana göre oyun içerisindeki en çok kazandıran, XP ve para bakımından en iyi harita. Neden? Çünkü dediğim gibi bu oyun sazan balığına özel olta takımı yapmış. İki sayfa, bakın iki sayfa. 34. seviyeden 50. seviyeye kadar sazan balığına özel olta takımları var. Benim size göstereceğim Deep Horizon 420. Burada bir setup ayarlamışım sizlere. Şimdi bu setupta hep bahsettiğim gibi oltada max drag ayarı önemli, çünkü daha hızlı çekebilirsiniz ve misinayı asla kopartamaz. Yani atıyorum bu olta 26,5 kiloluk. Siz 40 kiloluk, 50 kiloluk bir balık çekseniz bile bu olta asla kopmuyor. Yani oyun içinde böyle. Gerçekte böyle değil tabii ki ama oyun içerisinde böyle. Şimdi bakıyoruz. Kamış 26,5 kilo bir çekiş gücüne sahip. Makaraya bakıyoruz. Ben bu Empress 7000 olarak, yani en sevdiğim harita olduğu için bütün makaraları denedim. Ama en verim aldığım makara bu oldu. Şimdi bu makara 25,2 kilo bir çekiş gücüne sahip. Şimdi kamış seviye 50'de açılıyor. Fakat bu makara 54. seviyede açılıyor. Bunun için farklı bir makara daha önereyim ben size. Yine diğer kullandığım bir makara.
Evet bu. Leviathan 9000 makarası. Bundan önce de ben bunu kullanıyordum. Leviathan 9000. Şimdi ben bu ayarı gösterecek olursam size. Şimdi 25,9 kilo çekiş gücüne sahip bir misinamız var. Liderimiz ise 25,4. 25,4 karp için, sazan balığı için maksimum, yani en son seviye bir lider. Bunun üstünde bir lider yok çekiş gücüne sahip. O yüzden makara ve misinamızı buna göre seçmek durumundayız. Hatırlarsanız daha öncesinde söylediğim gibi lider her zaman tüm ekipmandan daha fazla çekim gücüne sahip olması lazım ki oltanız hiçbir zaman kopmasın. Bakıyoruz 25,9, 25,4. Ha, özür diliyorum. Bakın burada bir ince bir şey var. Ben bunu denedim. Bu 400-500 gramlık bir fark etki etmiyor. Yine full çekim gücüyle yakalama yapabiliyorsunuz. Şimdi burada kurşun olarak karp kamuflaj kurşunu var özel. Neden? Karp kamuflaj kurşunu toprakla aynı renk olduğundan balığın yeme gelme ihtimalini artırıyor. Daha hızlı geliyor yeme. Yani normal kurşunla attığınızda, şurada bu normal demir kurşun attığınızda balığın yeme gelme olasılığı biraz daha düşüyor. Dolayısıyla bu oltada, karp oltasında karp kamuflaj kurşunu kullanmanız çok önemli. Olta ağırlığına göre mesela 110 ile 230 gram arası bir kurşun atma ağırlığı gücü var bu oltanın. Şimdi makarada bu sol tarafta gördüğünüz recovery 120 santim. Yani bu recovery nedir? Şimdi bu recovery ne kadar fazla olursa ölçüm, atıyorum 130 var, 140 var, 150 var, balığı sudan çekme mesafeniz de o kadar uzar. Yani bu 150 ise, örnek veriyorum, balığı 5 metredeyken direkt sudan çıkartabiliyorsunuz ve yakalamış oluyorsunuz. Bu ne kadar düşerse 70 santim, 60 santim, balığı da sudan çekme mesafeniz de o kadar kısalıyor. 1 metreye kadar da düşecektir. O recovery ölçüsü ne kadar düşerse balığı da sudan çekmeniz o kadar geç olacaktır. Ne kadar yükselirse de o kadar erken çekersiniz. 6 metreden de çekebiliyorsunuz. O recovery maksimum seviyede 150 santim civarında olur ise. Ekstra şimdi buna taktığınız yemler, buna canlı yem takamazsınız. Böcek takamazsınız. Karp oltası için özel yemler var. Bakın burada göstereyim. Boilies and Pellets adı altında 15 sayfalık bir yem kategorisi var. Bu yem kategorisi neye göre diyeceksiniz. Şimdi bu yem kategorisi güneşli gün ve bulutlu gün üzere ben ikiye ayırdım. Şimdi çok önemli bu güneşli gün ve bulutlu gün. Bulutlu günde şu an ekranda gördüğünüz 4 çeşit yem var. Hızlı geldiği yemler bu dördü. Bulutlu gün için söylüyorum özellikle. Bulutlu gün için. En hızlı geldiği yemler bunlar. Bulutlu günlerde. Şimdi güneşli günde ise meyve aromalı. Şimdi bakın bunları söyleyeyim. Bu bulutlu günlerde Tiger Nut dediği kaplan somonu, yanındaki yengeç, yanındaki karides ve baharatlı bir yem topu. Bulutlu günde bunları çok seviyorlar. Güneşli günde bunu attığınız zaman normalde 100 kilo yakalayacaksanız yarı yarıya düşecektir hemen hemen. Güneşli günde ise şimdi banana, muz, erik, çikolata, çilek, limon en çok verim aldığım, yani benim kendi şahsım adına söyleyeyim, en çok verim aldığım yemler. En büyük balıklar da her zaman bu yemlere geliyor ve çok hızlı geliyorlar. Yani 1 saat içerisinde 250-300 kilo yakalama şansına sahipsiniz. Şimdi bunların yanında sadece bunu attığınız zaman tabii ki geliyor balık ama çok az geliyor. Nasıl fazla getireceksiniz? Şimdi burada bir yem karışımı var. Big Boy Sunny ve Big Boy Cloudy olarak ben adlandırdım bunları. İki çeşit, güneşli gün ve bulutlu gün için. Şimdi bu yem karışımı
bulmak gerçekten yani 1 yıl, 1,5 yıl kadar sürdü. Bu hani kafadan atılmış bir yem karışımı değil. Denemeler sonucunda ortaya çıkan bir yem karışımı. Şimdi bu yem karışımını yapıp diyeceksiniz ki bu yem karışımını nasıl atacağız? Oltaya takmıyoruz. Burada gördüğünüz gibi normalde aslında bunu oltaya PVA bag denilen bir malzeme var. Yem torbası. Biraz önce bahsettiğim, bir önceki oltada bahsettiğim bu Open Feeders'ın karp oltası için özel olarak yapılan, bakın şu anda ekledim. Bu tek sefer kullanımlık bir yem poşeti. Şimdi bu yem poşetini tekrardan mesela bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Karıştırdığınız yemi ekleyebiliyorsunuz. Ama şimdi ben açıklama kısmına da videoyu bırakıyorum. Karşılaştırma videosu var. Benim kullandığım yemde bu yem torbasıyla ve yem torbasız aynı eş zamanlı bir deneme yaptım. Yem torbası daha etkisiz oldu. Yani aslında daha etkili olması lazım ama daha etkisiz oldu. Onu anlamadım. O yüzden bunu kullanmıyorum artık. Ekstra bir maliyetten de kurtulmuş oldum oyun içerisinde. Bakın hatta yani yaklaşık bu 1000-1100 civarındaydı. Bunu kullana kullana 400'e indirmişim. Onun dışında dediğim gibi karıştırdığınız yemi biraz sonra anlatacağım spot oltasına ekleyip suya atacaksınız ve bunun karp oltasının ucuna taktığınız bu pop-up yemler, pop-up yem, bakın şimdi onu da anlatayım size. Şöyle en sondan geleyim. Bakın bunlar pop-up yemler. Yani pop-up açılan yem, suyun altında açılan yem olarak adlandırılıyor. En etkili bunlar. Bu yemler tabii ki denemeler sonucunda en etkili, en çok verim alınan yemler olduğu hani tarafımca kanıtlandı gibi bir durum söz konusu. O yüzden pop-up yemleri kullanmanızı tavsiye ediyorum kanca ucunda. Kanca ne kullanmak gerekiyor karp için derseniz bu karp oltasında barbless kancaları kullanamıyorsunuz. O yüzden normal kancalarda ben her zaman yani bu güncellemeden sonra yüksek daha büyük kancalar gelene kadar hep 10-0 kullandım. Çünkü 10-0 küçük balıkların gelme olasılığını daha azaltıyor ve ağır balıkların yakalama olasılığını artırıyor. Şimdi artık yani karp avlamaya gittim de hep 14-0 kullanıyorum. Bu da 68. seviyede açılıyor. Onu da söyleyeyim ama 50. seviyede hep bu 10-0 kancayı kullanabilirsiniz. Evet, geçiyoruz son oltamız olan spot oltasına. Spot oltası nedir? Şimdi spot oltası %80 sazan balığı ile bağlantılı bir olta. Çünkü yemleme en çok sazan balığında kullanıldığı için bu oltayı da en çok sazan balığında kullanıyor olacaksınız. Şimdi 4 çeşit bir alternatifimiz var bunda. Gene seviye 50, Weeping Willow haritası seviye 50'de açıldığı için bunun da maksimum seviyesi 50. Zaten daha fazlasına da gerek yok. Şimdi bu spot oltası nasıl yapılmalı? Bakıyoruz yine ağırlığına, çekiş gücüne bir 22 kilogram çekiş gücü var. Makarasına baktığımızda da Griffin Spot 10.000 en üst Griffin Spot seviyesi. Bunlar recovery mesafesine baktığımız zaman 155 santim arkadaşlar. Maksimum seviye bu. Yani en uzun kurtarma seviyesi bu makarada. Bu makarayı hatırlarsanız Şamandıralı oltada da kullanıyorum aynı zamanda. Bunda Misina 20,85 kiloluk. Yine aynı Şamandıralı oltada kullandığım misinayı kullanıyorum. Çünkü şimdi bunda deformasyon daha az olacağı için bu misinada çok fazla önemi yok. Yani buna 18'de takabilirsiniz, 25'te takabilirsiniz. Buna her misinayı takabilirsiniz. Çok da bir avantajı, dezavantajı olmayacaktır. Ucuna taktığımız bu X Large Spot dediğimiz iki hazneli bir yem kutusu. Bu yem kutusu suya attığınız anda böyle çiçek gibi açılıp içerisindeki yemi suyun altına boşaltıyor. Şimdi bunu nasıl yapmanız gerekiyor?
Yine açıklama kısmında bırakıyorum bir video spotlar hakkında. Weeping Willow haritasında en iyi spotları videosunu bırakıyorum. O noktalardan kendinize bir tane belirleyin ve o belirlediğiniz noktada genelde benim o seçtiğim noktalar hep yakın mesafesinde 10-15 metre içerisinde yaklaştırdığınız zaman tableti açtığınızda orada küçük küçük çukurlar görürsünüz. O çukurların üzerine tablet üzerinden marker koyun. O koyduğunuz markera şimdi burada yem tarifi var. Onu da yine açıklama kısmına bırakıyorum. Yemin açıklama tarifini. Bu karıştırdığınız yemi içerisine ekleyin. O yemi de koyduğunuz marker üzerine tamamını atın. Bitene kadar atın. Örneğin sabah 5'te başladınız. Bu yem tamamını koyduğunuz zaman bakın üst tarafta yazıyor. 3 kilo 770 gram toplam bir ağırlığı var yemin. Tamamı karıştırıldığında. Bu da hızlı bir şekilde atarsanız sürekli oltaları atmadan bakın önce yemi karıştırıyorsunuz. Yani noktanızı seçtiniz. Geldiniz. Markerınızı koydunuz. Ve saat 5'te başlıyorsunuz. 5'i 18 geçe bu yem biter. Hızlı hızlı at çek yaptığınız zaman kısa mesafede 18 geçe. Sonra karp oltasına gelip hiçbir sadece ucuna işte güneşli günse güneşli gün, bulutlu günse bulutlu gün yemlerini takıp aynı noktaya koyduğunuz marker üzerine atın. Ve yaklaşık 40 dakika içerisinde 200-250 kilo balık yakalamanız yüksek bir ihtimal olacaktır. Bu spot oltasını da bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani sadece yem karışımını suya atmak için kullandığımız bir olta. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Vakit ayırıp izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoların devamının gelmesini istiyorsanız beğenip takip etmeyi unutmazsanız sevinirim. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Görüşmek üzere.